genel izleyici kitlesi için uygundur. Sonhavadis.com sunar. Yolu sağlıktan geçen herkesin buluştuğu program, işimiz sağlıktan herkese merhaba. Sağlık günlük hayatımızda hepimiz için önemli. Sağlığımızı daha iyi korumak için hangi konularda daha bilinçli davranmalıyız, hangi konularda daha duyarlı olmalıyız? En yeni sağlık trendleri ve en yeni tedavi yöntemleri nelerdir? Gelişen dijital sağlık dünyasında yapay zekanın yeri nedir? Tüm bunları ve merak ettiklerinizi stüdyodaki uzman konuklarımla konuşmaya devam ediyoruz. Bugün çok özel ve çok değerli misafirlerim var. Bakalım programa kimler katılıyor? Konuğum, aynı zamanda da meslektaşım, diş hekimi Sayın Mert Osanmaz. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bugün bir diş sohbeti yapacağız hocamla. O yüzden herkesi ekrana bekliyoruz. Hocam, konuşacağımız çok şey var. Bu yüzden yarıda kalmış bir implant sohbetimiz vardı. Onu devam ettirelim. İmplant günümüzde artık kaçınılmaz bir tedavi yöntemi. Ve özellikle çok başarılı bir sonuçlar aldığımızı söylemek istiyorum. Ama yeterli kemik olduğu zaman sonuç zaten mükemmel oluyor. Ama kemik yetersiz olduğu zaman neler yapmalıyız? İmplant yapılabilir mi? Birazcık ileri cerrahi yöntemlerini bize bir anlatır mısınız? Tabii ki. Yeterli kemik olmadığı durumlarda tabii ki akla ilk gelen şey kemik takviyesi yapılabilmekte mi? Bunun mümkün olduğu durumlar olabiliyor. Biz de elimizden geldiğince kemiği kuvvetlendirme adına kemik takviyesi, kemik tozu takviyesiyle kullanıyoruz. Onun dışında işte yeni teknolojik implantların çıkmasıyla birlikte daha kısa boylu implantlar, işte açılı yerleştirmeler vesaire gibi hani bulunan kemiği en faydalı şekilde kullanmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ki hastalarımıza sabit bir protez şeklinde, hani ağızda çıkmayacak sabit, rahat bir protez yapmak için bunun çalışmaları oluyor. Ya bir hayat konforunu kısaltmak için ağız çok önemli, estetik için de çok önemli, telaffuz için de çok önemli. Ama hasta implant yaptıracağım dediği zaman, size geldiği zaman da ilk önce hangi markayı, hangi türü tavsiye ediyorsunuz diye mutlaka söyler. Ya da elinde de bir kağıtla da gelebilir. Bu yüzden markalar konusunda neler söylemek istersiniz? Neye göre tercih yapıyorsunuz hasta geldiği zaman? Evet. Şimdi implant markaları aslında hastalar için çok bilinmez, dipsiz bir kuyu. Çünkü çok fazla sayıda tabii ki implant firması var. Bunların üretimleri, işte Ar-Ge'leri vesaire yapılıyor. Bizim için burada en çok önem verdiğimiz şey aslında bu implant markasının, firmasının geçmişidir. Tabii ki daha eski firmalar, daha uzun süreli Ar-Ge çalışmaları, işte implant yapılan implantların takibi, uzun vadede ne olduğu konusunda daha fazla fikir sahibi oluyorlar. Onun dışında yerli implantlarımız da mevcut. Bunun belki hani 5-6 yıllık firmalar da var içinde ama artık 10 seneye dayanan firmalarımız da var. Bunların da gene tabii ki ne kadar köklü olursa, çünkü o kadar çalışma yapılabiliyor. Daha çok önem verdiğimiz bizim aslında aradaki farkı yaratan durum bu. Yoksa tabii ki çoğu implantta biz zaten aynı başarıyı sağlayabiliyoruz. Hastalarımız da hani acaba en iyi implant hangisidir diye kafasında bir soru işareti olmasın. Genelde en iyi implant kendi gittiği diş hekiminin tavsiye edeceği implant olur. Çünkü hekimin de o implanta hakim olması, bütün sistemlerini, tekniklerini bilmesi bu en büyük başarıyı etkileyen faktörlerden birisi. Yani her zaman söylüyoruz hocam, yani diş hekiminizi dinleyin.
tavsiyenizle evet. uyum sağlayın. Hocam bir de şöyle çok sık karşı karşıya benim kaldığım bir problem var. Siz de mutlaka kalmışsınızdır. Yapılan implantın hangi markası olduğunu hastalar bilmiyorlar ya da eksik bilgiye sahipler. Bu da çok önemli. Bunu da bir lütfen sizden de yapabilir miyiz? Tabii ki. Çünkü şimdi hasta implantı yaptırdıktan sonra aslında normal şartlarda hastanın belki çok ilgisini çeken bir durum olmasa bile implant pasaportu dediğimiz işte implantın boyunu, çapını vesaire veya hangi bölgeye yerleştirildiğini gösteren bir ufak bir çizelge genelde biz hastalarımıza veririz. Eğer verilmediği durumlar varsa mutlaka hastalarımız bunu hekimlerinden talep etsinler. Çünkü daha sonra ileride bir sorun olması durumunda, belki siz şehir değiştirdiniz, belki diş hekimi, klinik değiştirdiniz, başka bir kliniğe gitmek zorunda kaldınız. Bunun bilgisini sizin gittiğiniz o yeni kliniğe sunmanız gerekiyor ki üzerine işte artık protezi mi değişecek veya yeniden mi yapılacak? Ona göre bir işlem yapılması çok daha sağlıklı oluyor tabii ki. Yani çünkü süreç o zaman biraz yavaşlıyor ya da tıkanıyor. Evet. Bundan dolayı bu çok önemli. Evet. Bunu da bir kere daha söylemiş olalım. Hocam, estetik dünyada yaşıyoruz dedik. Gülüş tasarımından bahsetmiştik geçen programda. Gülüş tasarımının da en ucuz yöntemi de ya da en kolay ya da en kısa süreli olanı da diş beyazlatmadır. Evet. Diş beyazlatmayı bize biraz anlatır mısınız? Evet, ya genelde çok gelen sorulardan bu da herkesin merak ettiği bir konu. İşte diş beyazlatma acaba işte zararlı mıdır? Dişlerime herhangi bir zarar var mı vesaire gibi soru işaretleri oluşturuyor haklı olarak. Çünkü tabii biz bu işlemi yaparken aslında bir nevi bir asit kullanıyoruz. Hani bleaching dediğimiz işlem gerçekleştiriliyor. Diş minesinin tamamen dış tabakasındaki aslında renklenen tabakayı biz uzaklaştırarak daha alt kısımlardaki beyaz tabakayı ortaya çıkarıyoruz. Tamamen yaptığı işlem bu. Fakat diş minesine çok ufak da olsa bir etkisi tabii ki oluyor. Ama uzun vadede bunun herhangi bir zararı olmadığı tabii ki kanıtlanmış. Birazcık diş hassasiyeti belki 1-2 gün süreyle oluşabiliyor. Ama ondan sonrasında herhangi bir sorunla karşılaşmıyoruz. Tabii ki sadece çok sık aralıklarla yaptırılmasını biz genelde önermiyoruz. Belirli aralıklarla yapılmasında herhangi bir sakınca yok. Yani bu sosyal yaşantında mesela düğünden önce, nişandan önce yapıldığı zaman da çok güzel ve çok önemli, etkili bir yöntem. En sık gelen hastalar, en çok soruyu soran, en çok soru sorulan hasta grubu genelde hangi protezi yaptırayım grubudur hocam? Biz tekrardan söylüyoruz. Hekiminizi dinleyin, size tavsiye edecek ağzınız, kapanışınız, kaslarınız ne durumdadır ama gelişen teknoloji dünyasında porselen ya da seramik yapılan dişlerin çok değişik altyapıları var. Metal altyapılar var, günümüzde şimdi zirkonyum altyapıları var, değişik tek parça şeklinde yapılan CAD/CAM çalışmaları var. Her gün değişen başka şeyler çıkıyor. Çıkan her madde çok daha estetik bir öncekinde. Her jenerasyon çok daha güzel. Şimdi metal mi, zirkon mu esas problem bu yani. Olmak ya da olmamak gibi. Siz bu konuda hastalara nasıl tavsiye veriyorsunuz? Evet, şimdi iki tür protezin de kullanıldığı alanlar farklı olabiliyor. İnanın hastanın cinsiyetine göre bile bazen biz protez seçimine o şekilde karar veriyoruz. Burada tabii ki hastanın ilk önem verdiği şey yine estetik konusu oluyor. Ama bizim için, diş hekimleri için öncelik fonksiyondur. Fonksiyon ve başarılı bir, daha uzun vadeli, uzun yıllar aslında kullanabileceği bir protez yapmak olduğu için biz öncelikle ona önem veririz. Daha sonrasında tabii ki estetik de önemli. Ama ilk aşamada ona konsantre olmayız. İki materyalinde, işte zirkonyumunda veya metal altyapılı seramiğinde kullanılıp kullanılamayacağı yerler oluyor. Belki kadın hastaların çiğneme kuvveti erkek hastalara göre daha düşük olacağından, daha ince, daha zarif malzemeler kullanabiliyoruz. Ama erkek hastalarda bir tık daha kuvvetli diyebileceğimiz malzemeler genelde kullanmaya özen gösteriyoruz.
Bunun için de genelde diş hekimlerinin yine hastalarımıza tavsiyelerini dinlemesini öneriyorum. Çünkü her zaman hastanın isteği doğrultusunda maalesef ilerleyemeyebiliyoruz. Ama en uygun şekilde diş hekimi hastamızı zaten yönlendirecektir. Burada önemli olan tabii ki estetikle birlikte fonksiyonunu da dahil etmek gerekiyor. Bu sebeple diş hekimimizin tavsiyesine uyun mutlaka. Mutlaka uymak gerekiyor çünkü hepsinin de görüntüleri de farklı olabiliyor. Fakat hastanın da beklentisi çok önemli burada. Onu beklentiyi yakalamak ve ona tabii biraz uyum sağlayıp onu kabul etmesi. Yoksa biraz önce de bahsetmiştik, elindeki fotoğrafın aynısını istiyorum dediğiniz zaman olmuyor işte bu. Evet, yani zirkonyum ve seramik ağırlıklı malzemeler genelde daha estetik malzemelerde, daha transparan malzemeler olur. Ama tabii ki kırılma oranları, payları metal altyapılı seramik çalışmaların üzerine oranla bir tık daha fazladır. O yüzden gene en doğru tercihi diş hekiminiz sizin için verecektir, emin olun. Aynı zamanda da dolgularda da aynı şey söz konusu hocam. Yani eskiden de daha metal bazlı dolgular vardı ama günümüzde de en onlar da çok değişti. Siz de kullanıyorsunuzdur. Evet. Estetik dolgular da çok evrim geçirdi diyebiliriz. Yani hem renk olarak hem de şekil olarak. O yüzden hekimi dinleyin. Ne tavsiye ediyorsa da onu mutlaka yapın. Evet. Çünkü biz sizin için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Aynen. Ve en iyisini de yapıyoruz. Özellikle günümüzde hocam, hastalar çok kötü alışkanlıklara sahipler. Bazı içecekler kullanıyorlar, sigara kullanıyorlar. Veya bazen şöyle hastalar geliyor, hiçbir kötü alışkanlığı yok. Fakat muzdarip oldukları bir problem var, ağız kokusu. Ağız kokusu tabii artık bir sosyal problem haline geliyor onlar için. Bunu da birinci aşamasının tedavisi ve başvuru basamağı diş hekimi. Ağız kokusunun nedenleri nedir hocam ve bunun tedavisi konusunda neler yapabiliriz? Evet. Bu gerçekten sık karşılaştığımız, yani toplumun çoğunluğunu ilgilendiren bir durum oluyor. Çünkü ağız içi çok aslında hijyenik bir bölge değil. Yediğimiz yiyeceklerin işte yaptığı asitler, bıraktığı artıklar ve onların temizlenmemesi büyük sorunlara yol açabiliyor. Diş çürükleri başta bu kokunun birinci sebebi olabilir. Onun dışında diş taşları, işte zamanla oluşan yemek artıklarının bıraktığı diş taşları bir koku sebebidir. Eskiyen protezler, belki yıpranan protezler etrafında diş plağının yemek artıklarının gene oluşmasını sağladığı için bu da gene bir koku sebebi olabilir. Bunu engellemenin en iyi yolu tabii ki iyi bir ağız hijyeni gerekiyor. Diş hekimi profesyonel bir temizlik şart. En az yılda iki kere biz öneriyoruz. Bunları aksatmamamız gerekiyor. Onun dışında eğer ekstrem durumlarda tabii ki belki ağızla ilgili olmayan koku durumları da olabilir. Onu da tabii ki zaten diş hekiminiz tespit edecektir. Ama biz genelde kokuyu oluşturabilecek bütün etmenleri ortadan kaldırmaya çalışırız. Yani sağlıklı bir ağız olduğu zaman, ağız hijyeni düzgün olduğu zaman da bu problem yok oluyor gibi devam ederse de başka mercilere gidermekte fayda var. Evet. Çünkü bazen diyabetlerle ilgili çok sıkıntı yaşayabiliyoruz. Olabilir. Ya da başka sistematik rahatsızlıklarla, onlar da artık başka bir tıbbi branşlarla devam edebiliyor. Hocam bir de çocukları soracağım. Çocuklar maalesef ben taramalara da gittim bu ağız haftasında, sağlık haftasında da. Daha 3-4 yaşında çocuklarda artık çürümeler başlıyor. Tabii şöyle de bir kanı var. Süt dişi ne kadar yararlı, ne kadar gerekli veya ne kadar gereksiz tartışması hala toplumda devam edebiliyor. Bu yüzden süt dişlerinin öneminden birazcık bahsedelim. Evet. Süt dişlerinin sağlığı tabii ki normal ana dişlerimiz gibi, o da çok önemli bir konu. Genelde ebeveynlerde tabii ki çürüyen süt dişlerinde işte hani nasıl olsa düşecek, acaba hani doldurmak, dolgu yapmak vesaire veya çekilsin tercihi genelde ebeveynler tarafından yapılabiliyor. Ama kesinlikle
zamanından önce çekilen süt dişlerinin ana dişler çıktıktan sonra yaratacağı problemleri de göz önüne alırsak buna kesinlikle karşıyız. Süt dişlerinin ağızda mümkün olduğu sürece tutulması, yani kendi düşme zamanından evvel çekilmemesi bizim tercihimizdir. Gene süt dişinde oluşan çürükler tabii ki çocuğumuza ağrı vesaire veya ön dişlerinde oluşması özgüven kaybına kadar bu işi götürebilir. O yüzden önemsemek kesinlikle gerekiyor. Nasıl olsa düşecek mantığı birazcık yanlış. Biz bunları tabii elimizden geldiğince açıklamaya çalışıyoruz ama burada en önemli konu da gene ebeveynlere düşüyor. Çocuklar üzerinde bu ağız hijyeni, işte fırçalama konusunu, o alışkanlığı oluşturmaları çok önemli. Kendileri bu konuda çok ne kadar hassas olursa yetiştirdiği çocuklar da genelde ebeveynlerin o kadar hassas oluyor. Biraz da tabii günümüz diyeti birazcık değişiyor. Beslenme. Çok fazla beslenme konusu biraz daha böyle abur cubur tarzı beslenme çok görülmeye başlandı. Bunun dezavantajı da çok fazla çocukların dişleri üzerinde görüyoruz. Bu konuda da gene velilerin bilinçlenmesi gerekir. Mutlaka, mutlaka güzel bir tedaviyle dişin oradaki düşme yaşı gelene kadar orada kalması, ağız düzenini de çok bozmamasını ve bizim yaratacağımız bir çekimden dolayı bir ortamda tedaviye sebep olmamasına da dikkat etmek gerekiyor. Son olarak da hocam, sağlık turizmini soracağım size. Ülkemizde dışarıdan gelen çok hasta var. Özellikle diş yaptırmaya gelenler var. Tabii saç ekimi de buna dahil, estetik operasyonlar vesaire ama biz şimdi çok kısaca dişten bahsedelim. Size de geliyordur mutlaka sağlık turizmine gelen hastalar. Onların beklentilerini ve onların sonuçlarını nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle sonuçlar çok başarılı. Yani çok kısa süreler içerisinde çok başarılı sonuçlar elde edilebiliyor. Hekimlerimiz de bu konuda gayet tecrübeliler. Hani büyük bir özgüvenle herkes kendine teslim edebilir. Ama tabii ki burada birazcık süreler devreye giriyor. Aslında hız devreye giriyor. Çünkü yurt dışından bir misafiriniz var ve en kısa sürede onun ihtiyaçlarını gidermeniz gerekiyor. Bu konuda da yine çok başarılıyız. Hiçbir sıkıntı olmadan genelde %90'ında hastalarımızın beklentisini sorunsuzca karşılıyoruz. Ekip çok önemli değil mi hocam? Ekip çalışması tabii ki. Diş hekiminden tutun, asistanınız, işte laboratuvarınız, bazen bazı durumlarda işte hastayı kliniğe getiren götüren aracınız bile aslında konforu bile sizin şeyinizi etkileyebiliyor. Repütasyonunuzu etkileyebiliyor. O yüzden biraz da hassas bir konu aslında. Ama çok başarılı bir şekilde altından kalktığımızı düşünüyorum. Yani çünkü şu anda çok popüler bir ülkeyiz. Sağlık turizminde çok da başarılıyız. İnşallah bu şekilde devam eder diyoruz. Çok büyük bir talep var. Hem sağlık açısından başarılıyız hem de ülkemizin tanıtımının açısından da çok başarılı bir çalışma. Bu yüzden hem tüm meslektaşlarımıza hem de size başarınız devamını diliyorum hocam. Sorularımız da bitti. Çok teşekkür ediyorum programa katılımızdan dolayı. Çok güzel konulara değindik. Çok doyurucu bilgiler verdiniz. Ağzınıza sağlık. Sağ ol. İşimiz Sağlık programı birazdan devam edecek. Sonhavadis.com devam edecek. Sonhavadis.com devam ediyor. Şimdiki konuğum uzman klinik psikolog Sayın Yeşim Karakuş. Yeşim Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Erhan Bey iyiyim siz? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bugün sizinle manipülasyonları konuşmaya devam ediyoruz. Peki. Özellikle duygusal manipülasyonlardan en büyük ve en yaygın olan gaslighting'i konuşacağız bugün. Gaslighting nedir hocam? Nasıl bir olaydır? Aslında psikolojik bir manipülasyon yöntemi. Aslında bazı hocalarımızın dediğine göre ki çok doğru. Psikolojik bir şiddet anlamına şiddet da gelir. Yöntemi.
Çünkü karşı tarafın duygularını yok sayma, benliğini yok sayma, tamamen kendini ön planda tutarak karşı tarafı manipülasyon etme yöntemidir diyebiliriz aslında. Peki onun da bir hikayesi var bunun. Bu ismin evet, hikayesi. Evet, bu ışıkların gittikçe kapanması konusu manipülasyon yöntemi, birisinin işine karşı uyguladığı örneğin. Gittikçe ışıklar kapanıyor, aynı zamanda kişi, karşıdaki kişi bir öteki bunun farkında. Ancak ışıkların kapanmadığına dair, kısılmadığına dair karşı taraftan sürekli bir geri dönüş alıyor. Ve bu sürekli geri dönüşlerinden dolayı kişi kendisini artık sorgulamaya başlıyor. Acaba gerçek değil mi? Acaba gerçekten ben mi böyle düşünüyorum diye. Çünkü karşı taraf şu şekilde manipüle ediyor. Hayır, sen büyütüyorsun bu konuyu. Hayır, öyle değil, sen böyle düşünüyorsun gibi yöntemlerle. Bazen bilinçli olarak karşı tarafı uyguladığı bir psikolojik şiddet diyoruz yani aslında. Şiddetin en ağır. Bunu daha çok ilişkilerde bence görüyoruz tabii ki maalesef. Peki bunu bu ilişkinin içerisindeki bu karşı taraf ya da gaslighting uygulayan kişi neden yapıyor? Hani bilinçli bir şekilde mi yapıyor, bilinçsiz bir şekilde mi? Ya da iki türlü de evet, olabiliyor? Daha çok bunlar yine kişilik örgütlenmesine göre, kişilik yapısı, kişilik patolojisine göre yapan kişileri böyle ayırabiliriz diğer normal kişilerden. Tabii normal ve anormal farkı da çok değişiktir psikolojide ama bu kişiler karşı tarafın duygularını yok saymazlar. Daha çok karşı tarafı yutmaya yönelik diyelim, daha terimsel konuşmak istemiyorum anlaşılabilsin diye, daha yutmaya yönelik kişilik patolojisi olan insanlar bu tür manipülasyon yöntemlerini karşı tarafa uyguluyorlar aslında. Daha narsist dediğimiz, daha beni ön planda tutan, belki daha travmatik bir geçmişi olan bu olaylarda kişiler kimi zaman bilinçsizce, kimi zaman biraz farkında olarak yaptıkları bir yöntem aslında. Örneğin bir çift geliyor ve diyor ki karşımdaki insan bana böyle böyle diyor ama durum böyle böyle değil yaşamadım, ne yapabiliriz? Bakıyoruz duruma, olaylara ve her açıdan bütün olaylarda bu uygulanıyor. Nedir o? Sen kafanda büyütüyorsun deniliyor. Hayır, durum böyle değil. Her tartışmada senin düşüncen bu. Senin kafanda kurmandan dolayı kaynaklanan bir düşünce gibi geri dönüşler veriyor karşı tarafa. Eğer biraz bu şekilde daha boyun eğen bir kişilik örgütlenmesine sahipsek diyeyim, karşı taraf bizi çok çabuk yutar bu manipülasyon evet, yöntemleriyle. Evet, gerçekten kafamda büyütüyorum. Gerçekten durum bu değil diyebiliyoruz çünkü. Ama aslında bu bir manipülasyon yöntemi. Eğer farkına varırsak, zaten terapide bunların farkına vardırmaya çalışıyoruz çoğu zaman. Çünkü kişi bunların farkında olmuyor, yutulan kişi özellikle. Manipülasyon, yani manipülatör dediğimiz taraf zaten bunun gayet kimi zaman farkında oluyor. Hatta bu işi artık bir nokta, otomatik bir duruma getirmiş olabiliyor bazen ilişkinin içerisinde. Ve bu karşı tarafı aslında psikolojik bir şiddet. Peki bunun değişik bir yöntemleri var mı? Uygulama yöntemleri sadece? Var. Yutulan kişi için söylüyorsanız, karşı taraf için durum biraz daha zor olabiliyor mu? Tabii ki onun için de yöntemler var. Dediğim gibi bu aynalama yöntemlerinden bahsetmiştim size. Duygusal örneğin önce kişinin keşfetmesi, sonra karşı tarafınkini keşfedebilir zaten. Ancak yutulan kişi tarafından bahsediyorsak, burada karşı taraf karşı birazcık da dik durması, kendi sözleri, evet, kendi söylediklerinin arkasında durması, sınır çizmesi, hayır diyebilmesi çok önemli. İşte bence de acaba sadece manipülatörün değil de karşı tarafın da daha böyle buna karşı koymayıp da buna yatkın olduğu acaba bu işi kolaylaştırır mı? Manipülasyon uygulamayan. Çok yani uygulayan. Onun etkisinin altında kalan kişi de mesela buna daha yatkın olabilir. Mesela daha kişilik, daha silik bir kişiliğe sahiptir. Daha depresif bir kişiliğe sahiptir. Daha böyle karakteri daha oluşmamıştır. Bu bir normal bir sürece dönüşebiliyor mu? Daha kolay oluyor bu sefer bu yöntemi uygulayan kişi için bu iş daha kolaylaşmış oluyor. Tabii. Hatta normal yaşam tarzına dönüşebilir yani. bu da başka bir boyut bence. Kesinlikle öyle. Zaten bu kişiler daha çok dinamik dediğimiz biriyle yakın arkadaşsak, biriyle sevgiliysek, biriyle eşsek, dostsak bu şekilde seçiyoruz hayatımızda kişileri. Aslında network'ümüz böyle oldu, şöyle değil mi? Şöyle düşünün, patron ve çalışan ilişkisinde de bu durum böyledir aslında bakarsanız. Hani orada da kişilik dinamikleri önemlidir. Bu bir örnekte tabii. Burada da aynı şekilde bu kişiler dediğiniz o daha boyun eğici, daha tamam demeye yatkın, hayır demekte daha çok zorlanan
olan kişilere karşı daha dirençli oluyorlar ve daha kolay manipüle edebiliyorlar bu sayede maalesef. Peki bunun cümlelerden ya da hareketlerden nasıl fark edebiliriz biz bu gaslighting? Duygularınızı yok sayarlar örneğin. Direkt. Bu kişiler duygularınızı yok sayarlar. Derseniz, fikrinizi belli edersiniz, duygunuzu söylerseniz ya bence bu yapılan çok yanlıştı. Ya da bana bu yapılan böyle ya da bir olay karşısında bence öyle olmalıydı, olmamalıydı dediğiniz her durumda karşı taraf size hayır bu senin kafandaki düşüncen, aslında durum öyle değil. Yani onun kalıplaşmış düşünce ve inanç sistemi tamamen size yedirmeye çalışır orada. Bu böyledir der kısaca ve siz de düşünürsünüz acaba gerçekten böyle mi? Acaba ben mi yanlış düşünüyorum? Acaba dediği gibi mi? Benim hislerim, benim duygularım gerçek değil mi? Doğru olamaz mı? Gibi. Halbuki hislerimiz ve duygularımız her zaman doğru ya da yanlış vardır, oradadır. Mutlaka. Yani onun varsayılması önemlidir. Terapide yaptığımızda bu aslında. Yanlış düşünüyorsun denilmez. Yanlış duygu olmaz, his olmaz. Hislerimizin doğru ya da yanlışı yoktur açıkçası. Yoktur, doğru. Herkes de fikrini de beyan etmekte de özgürdür tabii. Evet, abi, o kişiler bunu bilmezler. İşte ortak bir payda her zaman, ortak bir payda her zaman olmalı. Bu bir manipülasyondur işte. Evet işte, o sağlıksız bir iletişim o zaman. Evet. Yani hem sosyal alanda hem ailesel alanda. Peki böyle bir durumda peki ne yapmalıyız mesela? Nasıl bir karşı koyacağız? Nasıl bir davranış sergilememiz gerekiyor? Çünkü bizim evet. kişiliğimiz de zaman içerisinde iyice silinir. Evet. Biraz görünmez olabiliyoruz. Evet. Doğal kayboluruz. Olarak. Kendimiz bunu kayboluruz. Fark etmeye başlarız bu kişilerin karşısında. Artık duygularımız, düşüncelerimiz, hislerimiz hiçbir şey önemli olmamaya başlar onun gözünde. Çünkü onun dedikleri doğrudur. Çünkü evet. manipülasyonu evet. bu şekilde sağlar bu kişiler. Biz ne yapabiliriz? Bu çok zordur tabii bunları kabul etmiş bir kişinin. Şu anda o kişinin manipülasyonu uygulayan kişinin karşısında dik durabilmesi biraz zordur. Keza ama yok değildir. Bunun yöntemi karşı konulmak için ne yapabiliriz? Hayır demeyi önce öğretebiliriz. Kendi duygularımın da bir önemi var. Benim hissettiklerim de burada. Ben de buradayım deyip kendimizi görebilmek, o kişiye fark ettirebilmek. Zaten bu durumu yaptığımızda genelde karşıdaki kişi bu durumdan kaçabilir. Çünkü evet, siz ona karşı gelmez. Çıkıyorsunuz. Çünkü bu yöntemi uygulayamıyor. Doğal olarak o yemeği yapamadığı yerde bir mutfak iyi bir aşçı olamaz o kişi. Doğru. Sizin iletişimini aksatabilir, sizin işinize engel olabilir gibi durumları yaşayabiliriz. Bunların hepsi manipülasyon. Psikolojik şiddet yöntemi. Mobbingin içinde de çoğu zaman bu vardır evet. çalışılan yerlerde insanlara karşı yapılan. Hani önce ne diyoruz? Sınır çizerek yavaş yavaş. O gaslighting dediğimiz olay, o ışığın yavaşça kapatılması ancak sizin bana sürekli ya hayır ışıklara ışık yaşamadım ama hayır bir öncekinden daha kısık ışık görüyorum ben. Siz bana sürekli o senin kafanda kurduğun bir düşünce, hayır böyle değil durum diyerek düşüncelerime müdahale etmeniz durumu. Zamanla ben buna ayak uydurmaya çalışırım. Size tamam diyebilmek için. Bu benim bir yöntemim haline gelir. Bu bir yöntem haline geldiğinde benim yaptığım davranış şekilleri artık bu duruma göre uyum sağlar, adapte olur. Ancak zamanla bu bende kaygı yaratmaya başlar. Evet. Kendime dair, kendi inanç sistemim, kendi benliğim, kendi öz şefkatim, öz saygıma, öz saygımda bir azalmaya sebep olur. Burada anlıyoruz aslında bir nevi. Zaten bunun için çoğu zaman geliyorlar. Ödün verdikçe artık. İnsanlar. İçimizden ödün verdikçe. Biz azalıyoruz. Biz azalıyoruz. Yani. Biz azalıyoruz. Kişilikte iyice ne tamamen siliyor. Çünkü yerine bir şey koyamıyoruz. Verdikçe ne olur? Terazinin dengesi bozulursa herhangi bir ilişki, bu arkadaşlık ilişkisi de, duygusal ilişkide aslında bakarsanız bitişe mahkumdur. Peki bu durumda size başvurduğu zaman kişi, yani bu mağdur kişi, bunun terapisini ya da bunun tedavisini nasıl uyguluyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Dediğim gibi öncelikle tabii bu kişilik örgütlenmesi daha çocukluktan geldiği için bir kişiye bakıyoruz. Kişilik örgütlenmesi, kişilik karakteri, şemalarına, şema dediğimiz bir sürü özellik daha var. Geçmişten getirdiğimiz olumsuz düşünce kalıpları dediğimiz yöntemler. Bunlara bakarak önce bunların bir listesini oluşturuyoruz. Daha sonra buna uygun metotlarla, örneğin ben dinamik temelli çalışıyorum. Buna uygun metotlar, kişilik yapısına uygun metotlarla ilerliyoruz. Yani siz hayır demeye ya da daha beni ön planda tutmaya
çok uyum sağlayamayacak kişilik yapısındaki bir kişiye kalkıp direkt hayır diyeceksiniz, diyemezsiniz. Zaten bu şekilde de demiyoruz, ancak örnek verdim diyemezsiniz. Çünkü onun yapısı buna yatkın değil. Ancak ne yapıyoruz? Yavaş yavaş önce kendisini tanıması, bu olayın bir manipülasyon yöntemi olduğunu aynalayarak öğretmeye çalışıyoruz bir nevi. Kendisini anlatırken zaten kişi o serbest çağrışım yönteminde anlattığı zaman işin sonunda, terapinin sonunda, bu anlatışın sonunda kişi aslında ne kadar çok şeye hayır demiş, dememişim, ne kadar çok şeye evet demişim, ne kadar çok kendimden vermişim, neden hala bu durumdayım diyebiliyor. Kişisel öz değerlendirmesini kişi kendisi yapabiliyor o durumdayken. Yani o zaman kişilikte tabii daha çok güçleniyor. Bu sefer daha fazla dirençli olduğu zaman karşı tarafta tabii karşı koyması daha bir denge sağlayamaya yönelik bir tedavi oluyor. Dengedir ilişkiler aslında denge. Zaten. Peki gaslighting uygulayan kişi geliyor mu size hiç? Geldi mi? Tabii ki gelebiliyor, ancak gaslighting onlar... yapıyorsun burada demiyoruz. Yani o kişinin de duygu ve düşüncelerini dinliyoruz. Zaten yaptığımız şey yansıtma oluyor. O kişinin de belki geçmişte yaşadığı olay, durum ve travmalardan ötürü kendi duygularını tanımamasından dolayı karşı tarafa da bu şekilde davranıyor olabiliyor. Yani öncelikle kendisinin ne hissettiğini. Evet, yani ne hissediyorsun? Bu durumda yaptığın ne? Burada korkun ne? Genellikle bu durumun, bu manipülasyonun altında bir korku yatar. Her şiddetin altında bir korku yattığı gibi. Bilirsiniz, kadın cinayetleri maalesef ülkemizde çok yaygın. Bu konuya da değinmek isterim. Bu konu, bu psikolojik şiddeti bireysel olarak ele almıyorum. Toplumsal bir konu olduğunu düşünüyorum, ancak burada da aynı şekilde bir korku vardır karşı tarafın uyguladığı şiddette bir kadına karşı. Bütün kaygılarımızın ve korkumuzun altında ortaya çıkan, sonucunda ortaya çıkan bir yönelim, bir davranış, bir dürtü vardır. Bunun işte karşı tarafa zarar vermemiz çok önemli. Bu kimi zaman şiddetle, bu tür olaylarla ortaya çıkıyor maalesef. Kimi zaman bu psikolojik manipülasyon yöntemleriyle ortaya çıkıyor. Psikoterapide de, psikopatolojide de, gelişim alanında biz bunlara değiniyoruz. Yani burada da psikolojik şiddet aslında fizyolojik, yani gözle görünür şiddete dönüşebiliyor. Evet. Ve bu çok da toplumsal bir olay aslında baktığınız zaman, topladığımız zaman ülkemizde de çok yaygın olmaya başladığı için bu durumları maalesef bireysel olarak değerlendirmek bu konuları bence çok güç. Toplumsal olarak baktığımızda durumda bir anormallik olduğunu düşünüyorum, o zaman söyleyebilirim. Bu işin tedavisi ya da terapisi ya da iyileşmesi de zaten toplumsal olarak olması için. Toplum bunun bireyi yansıtır aslında Erhan Bey. Bireyler de toplumu yansıtır, ancak burada sürekli gerçekleşen bir olay varsa biz burada toplumun artık toplumsal olarak sosyolojik açıdan duruma biraz daha bakmamız gerekiyor. Bizim alanımız biraz daha bireysel. Tabii bizim sizinle konuştuklarımız biraz psikolojik. Bu manipülasyon yöntemi psikolojik manipülasyon, ama bu tarafta da dediğimiz toplumsal bir şiddet olayı var. İşte oraya yansıma yapıyor. Artık toplumsal hale geliyor. Eğer bunun tedbiri alınmazsa, eğer bu psikolojik şiddet fiziksel şiddete dönüşürse artık topluma da yansıma yapıyor. Çok daha farklı yerlere gidiyor. Boyut çok daha farklı. Evet, bunları anlamak, bilmek. Eğitimden geçiyor hocam bu her şey. Eğitimden geçiyor, evet. Yani bakın, insanların da sosyolojik topluma, devletimize bakın, insanların da hani psikolojik çalışmaları bence sosyolojik düzeyde yapması gerektiğini düşünüyorum. Daha sağlıklı, daha refah bir toplum oluşturabilmemiz için. Yani bu bence okullardan da başlamalı. Gerçi birinci basamak ailededir. İkinci basamak da okullardadır bence. En çok kişilik düzeltilmesi, kişinin güçlenmesi, bilinçli olması, kadın erkek ilişkisinin çok daha seviyeli ve çok daha karşılıklı olması gibi durumlardan başlayıp bunu bir daha sonra ileriye topluma yansıması için çok önemli basamak. Kesinlikle olarak. Kesinlikle çok önemli bu durum. Hatta mesela büyük şirketlerde bile, biraz önce mobbing'ten de bahsettiniz. Evet. Büyük şirketlerde bir psikolojik danışmanlık mutlaka olması gerektiğini de genellikle var şirketlerde, ancak tabii o da tabii ayrı bir alan. Çalışma ortamı içerisinde biz insanlar bir ötekiyle ilişki içerisinde var olabilen kişileriz. Bir öteki olmadan bizim varlığımızın bir anlamı yok. Doğru. Doğal olarak ilişkilerimizde bir öteki önemliyse, benim çalışma ortamında, ev ortamında, sosyal hayatımdaki refahım çok önemli bir boyut kazanır. Evde durumlar kötüyse işe geldiğimde kendimi mutsuz hissedebilirim. Ki bu çok normal, hissetmemde hiçbir sorun yok. Bunların hepsinin süper mükemmel olması gerekmiyor, ancak
Bu dediğim durumlara da kaymaması gerekiyor. Mutlaka. Çünkü hepsi birbirine bağlı. Evet. Hepsi birbirine bağlı olduğu zaman bireysel bir problem toplumsal problem haline geliyor. Bir problem haline geliyor. Kesinlikle katılıyorum size. Hocam çok teşekkür ederim. Uzman klinik psikolog Sayın Yeşim Karakuş'a programa katılımından dolayı çok teşekkür ederim. Rica çok ederim. Güzel konulardan bahsettik. Ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz. İşimiz Sağlık programı birazdan devam edecek. Sonhavadis.com devam edecek. Sonhavadis.com devam ediyor. Şimdiki konuğum modern enerji eğitmeni Sayın Aynur Apaydın. Aynur Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz? Sağ olun. Çok her teşekkür ederim. Her zaman iyisiniz. Harikasınız. Enerji konuşmaya devam ediyoruz. Zaten siz de çok enerjiksiniz. Stüdyoda da çok bir pozitif bir enerji havası esiyor. Hemen sohbete başlayalım. Modern enerji dediğimiz zaman modern enerji çalışmalarının pozitif etkileri nedir hocam? Nasıl bir etki yapıyor insanlar üzerinde? Biraz buradan sohbete başlayalım. Evet. Şöyle ki değişim, dönüşüm isterken aslında bazı şeylerin gerçekleşmemesindeki sebepler daha önce yaşanmış acı olayların izleri gibi oluyor. Ve bizde bu limitler oluşturuyor. Travmalar, kötü hissettiren tablolar. Bu aslında bakarsanız tabii ki sadece travma demeyelim orada. Var olan problemlerimizin sebeplerinde travmalar vardır, travmatik olaylar. Bazen o problemin içerisinde haz aldığımız durumlar olabilir. Bazen eksik bir tablonun içerisindeki eksik bir puzzle'ı tamamlamak için ömrümüz boyunca çalışırız dönüşüm gerçekleştirmek için. Ama şu bakış açısı önemli modern enerjide. Probleme odaklanmaktan ziyade problemi sadece tespit için hedef alırız ilk etapta, durumu anlamak için, tespit etmek için. Sonrasında panzehir, sistemin enerjiye ihtiyacı vardır. Pozitif etkiyle frekansı yükseltmeye odaklı çalışırız. Bu kişide bir de gelecek eğilimle çalışıyoruz Erhan Hocam. Geçmişte çalıştığımız bir travmatik bir olay bile olsa, gelecek eğilimi demek şudur. Artı 10'daki versiyona, yani eğer kişi örneğin örümceklerden korkuyorsa örneğin, onun gelecekte örümcekleri seven bir versiyonu var. Gelecek eğilimi biraz böyle oluyor. Travmaya odaklandırmaktansa pozitife odaklandırıyoruz kişiyi. Bu da olumsuza odaklandığımız zaman enerjimiz düşüyor. Bize kötü hissettiriyor. O alanda dönüp durmak zaman kaybı oluşturuyor. Modern enerjiyle pozitif enerjiyi yükselterek ve algıyı ve odağı pozitife çekerek öncelikle kişi daha pozitif hissetmeye başlıyor ve zamandan kazanıyoruz aynı zamanda. Acı bir olay da çalışıyor olsak, evet. Kişi çalışma esnasında keyifli bir şekilde deneyim kazanmış oluyor. Yani bir enerji farkındalığı yaratılıyor bu şekilde, pozitif yönde. Aynen öyle. Enerji farkındalığı zaten kişiye ilk geldiği zaman bizimle çalışmak isteyen kişiye öncelikle ne yapacağımızı, enerjinin ne olduğunu, enerji bedeninin ne olduğunu, beslemenin, enerji bedeninin besleminin önemini anlatırız. Modern enerjiyle de blokaj odaklı blokajları açtık. Sağlıksız bir enerji bedenimiz varsa problem yaşıyoruz. Tüm amacımız sağlıklı hale getirmek. Dışarı değiştirmek istiyorsak içeriye bakmak gerekiyor. Fakat içeri bakarken de bir derya tabii ki. Orada yolu bilmek gerekiyor. Doğru. Ne niçin oluyor, neden oluyor? Bu blokajlar var ama blokajları açtığımız zaman geçmiş versiyon, geçmiş deneyimler, acılar, travmalar, ikincilik kazançlar vesaire. Ama işte burası uzmanlık alanı. Peki enerjiyi gönderebiliyor muyuz kişiden kişiye? Normal şartlarda şöyle diyelim. Bir kişi için kalpten güzel bir dilek de demek de aslında bir enerji göndermek enerji demek. Göndermedir. Ona dua etmek, enerji göndermek demek. Ama kötü enerji de gönderebiliriz değil mi? Aslında yapıyoruz. Kızdığımız zaman, nefret ettiğimiz zaman. Orada enerji gönderiyoruz gerçekten de. Modern enerji pozitif
Yani pozitif enerjiyle çalışır. Kişi bilir ki zaten eğer kötü bir şey hissediyorsa, kötü düşünüyorsa orada düşük frekanslardayken bunu düşünürüz Erhan Hocam. Frekansımız düşükken, zarar aynen. vermek isteriz, kötü düşünürüz, kızarız, öfkeleniriz. Belki elimizde değildir böyle hissetmemek ama o zaman da enerji gönderiyoruz. Fakat normal şartlarda biz modern enerji çalışmalarında bilinçli bir şekilde kişinin enerjisine odaklanarak, kişinin boyutuyla, enerji boyutuyla frekansa geçerek, enerji frekansını algılayarak, hatta daha ileri boyutta yani kişinin alanını enerjetik anlamdaki habitatı gözlemleyerek enerji oradaki tabloyu tespit edip enerjisini, frekansını yükseltip bu hayatta, bu alana fayda sağlamasını gerçekleştirebiliriz. Aynen öyle. Peki enerji bilimiyle insanların değerliliğini nasıl yükseltebilirsiniz? Ya da yükseltebiliyor musunuz ya da düşürebiliyor musunuz? Değerlilik öncelikle zaten hani düşürmek için bir çalışma, o öyle demeyelim de narsizm varsa belki de onu normalize etmek adına söyleyebiliriz. O evet. ayrı bir konu. O evet, öyle bir tabloda düşürmekten ziyade tabii ki dengelemek diyebiliriz o tabloyu. Ama eğer kişi kendisini değersiz hissediyorsa, değersizlik çok önemli bir başlık hocam. Evet. Çünkü çalışmalarımızda genel anlamda ana başlık değersizlik duygusu çıkıyor. Nereye dönersek yine başa dönüyoruz. Kişinin kendine verdiği değer. Tabii ki öncelikle değer görmek istiyoruz, sevilmek istiyoruz. İlişkilerimize bakacağız hayatımızda. Tamam. Kariyer, başarı hedeflerimize bakacağız. Keşkelerimiz varsa, kendimizi suçladığımız, başkalarını suçladığımız alanlar varsa, aslında hak ettiğimiz değeri görmediğimizle alakalı deneyimler ve sözcükler ifade edilir. Ediyoruz. Aynen öyle. Bu tabloda aslında değersizim diye hissettiği kişinin bir an vardır. Bunu hissettiren genelde anneye ve aileye dayanıyor. Çünkü ilk bağlantı anneyle, anne rahminden başlayan bir durum. Çalışmalarımızda anne rahmindeki deneyimler de değiştirilebiliyor, onu da söyleyeyim. Evet. O şeyden versiyona evet. enerji gönderiyoruz. Oradaki versiyona. Bu da mümkün. Kişinin anneyle babayla ilişkisi çok önemli. Orada aldığı karar, o bağlantıda aldığı karar, aile içerisindeki aldığı karar. Çünkü bu temel değer işte 6-7 yaşına kadar oturan bir bilgi. Sonrasında yaşananlar tekrarlar, döngüler oluyor çünkü. Değerlilik konusunu çözmek çok önemli. Çünkü ben değerliyim dediğimizde eminlik olduğu zaman şunu ifade edelim. Tabii ki biz modern enerjide sadece kişinin enerji bedeni kayıtlarıyla, kişinin değersizim dediğindeki bedendeki, bedeninde hissettiği blokajı tespit ediyoruz. Ne zaman aldıysa o kararı, ne zaman deneyimlediyse, birçok kez deneyimlemiştir. Ya da birikmiştir. Anılar belirir gözünde. Anne rahminde aldıysa onu da hatırlar. Oradaki deneyim, artı 10 şifa olayına denk getirdiğimiz an, oraya kadar getirdiğimizde kişi değerliyim hissi, değerliyim hissini tam manasıyla hissettiği zaman ilişkisinde, ilişkilerinde, işinde, kariyerinde, hedeflerinde. Çünkü değerliyim demek, hak ediyorum demektir, layığım demektir aynı zamanda. Eğer ki henüz daha hak ettiğimiz yerde olduğumuzu düşünmüyorsak, hak ettiğimiz değeri gördüğümüzü düşünmüyorsak, değerlilik açısından, ben değerliyim ama bilinçaltı diyebileceğimiz bizim için enerji kaydıdır, enerji bilincidir. Oraya bakarız. Ne zaman olmuş bunu bulmak ve dönüştürmek. Fakat bu biraz uzman desteği gerektirir. Mesela bizim çalışmalarımız var, örnek çalışmalarımız var. Katkı olsun diye YouTube'da veya sosyal medyada paylaştığımız bazı değerliyim taktikleriyle uyguladığımız yöntemler var. İlla ki katkı olur mutlaka. Ama daha kök. Bakılması gereken çok önemli başlıktır. Peki bu değer artışından sonra öyle söyleyeyim, insanların hedeflerine ulaşmak daha mı kolay olur? Ya da hedefe ulaşmak yolu buradan mı başlar? Ya kesinlikle. Da buradan mı geçer? Aslında buradan. Çünkü neyi hak ettiğimize inanıyorsak onu yaşıyoruz. Neye layık olduğumuzu düşünüyorsak tam da ona göre bir şey bize deneyimletiliyor. Dışarıdaki olan olayları okuyalım. Bazen tabii dışarıya kızıyoruz. Yani mücadelemiz dışarıyla oluyor. O bana bunu yaptı, şunu yaptı.
Anlık yaşıyoruz, ben de yaşıyorum dönem dönem. Ama sonra enerji farkındalığı şunu veriyor. İnsanız, bakın insanız, yani ben de insanım, uzmanım ama o anda bir duyguya giriyorsun. Tepkisel olarak. Evet, giriyorsun ama biliyorum ki bu bendeki bir bilginin karşılığı. İçeri dönüp bakmam gerekir. Ne, bu bana ne yaşattı, bu olay ne, bana ne hissettiriyor? Hissettirdiği duygu değersiz hissettirdi, yetersiz hissettirdi, saygı duymadığını hissettim. Varlığımı yok saydı. Tüm bunlar aslında dönüp bakacağım. Demek ki bunları ben onarmalıyım. Bu frekansta kendimi frekansını yükseltmeliyim. Yükselttikten sonra evet ya ben değerliyim, ben hak ediyorum dediğimizde hedef koyduğumuz nokta neyse onu almamak mümkün değil. Yani ulaşmak başlangıç noktası değil. Da çok önemli. Erişeceğimiz noktada çok önemli. Peki aynen. Hocam siz hangi eğitimleri veriyorsunuz? Çok kısaca onlara da değinelim. Zamanımız tamam. Biraz tabii. Aralıyor. Evet, evet. Hangi konularda nasıl eğitim veriyorsunuz? Öncelikle, ve bunun eğitimin sonunda da kişiler bundan nasıl faydalanabiliyor? Öncelikle Erhan Hocam, çok kıymetli bir soru bu. 10 yıl aşkın süredir eğitimler veriyorum ve sosyal medyadan fazlasıyla katkı olmak için örnek çalışmalarla insanlara ışık olmaya çalıştım. Bir fizik bedenimiz var ve sabah, öğlen, akşam öğünlerimiz var ve yemek yiyoruz, beslememiz gerekiyor. Peki enerji bedenimizin farkında mıyız, ruhumuzun farkında mıyız? Birçoğumuz farkında değiliz, evet. Ben de değildim. Ama bilmenin önemi, bildikten sonraki hayattaki değişim ve dönüşüm, daha çok anlatmayı ilham veren bir durum yaşattı bana. Öğrenmeliyiz. Enerji bedenimizin var olduğunu ve onu beslememiz gerektiğini öğrenmeliyiz. Onun dışında daha bilinçli bir şekilde nasıl sağlıklı hale getirebiliriz, yollarını öğrenebiliriz. Nasıl öğretebiliriz nasıl bunu? Temel bazda temel eğitimi tavsiye ediyorum. Temel modern enerji tapping, temel modern stres yönetimi eğitimlerimiz var. Temel bazda. Kendimize, ailemize, çocuklarımıza, yakınlarımıza uygulayabiliriz. Enerjiyi dönüştürmek, bir problem olduğu zaman onu bertaraf edebilmenin, başa çıkabilme yollarını öğrenmek. Çünkü eğer enerjimiz düşükse algımız da, yorumumuz da, duygumuz da olumsuz oluyor. Frekansı yükseltme öğrendiğimiz zaman kısa anda, hızlıca, pratikçe birçok yol var ama modern enerji çalışmaları çok hızlı, çok etkili ve istikrarla uyguladığımız zaman da kalıcı değişimler gerçekleştiriyor. O yüzden içim hani emin, kalbin emin bir şekilde çok yürekten tavsiye edebiliyorum. Çünkü fayda sağlarsınız, hayatınıza çok katkı olur. Ama bu bir seçimdir, tavsiyedir tabii ki. Tabii dilerlerse kronik problemleri çözmek, biraz önce enerjik varlıklardan bahsettik, tekrarlı olaylardan bahsettik, şifa olayının ne olduğu, eksik olaylar, ondan sonra ikinci kazançlar, travmatik olaylar, değişmeyen durumlarda ne olabilir, ikinci kazançlarda neler yapabiliriz? O kişinin enerji alanını, habitatını okumak, birçok alanda uzmanlaşmak da mümkün. Yani bu verdiğiniz uzmanlık eğitimlerimiz de var. Uzmanlık eğitimimiz. Uzmanlık eğitimlerimiz de var. Başka nasıl hizmet veriyorsunuz? Mesela uzman kişi yetiştiriyor musunuz? Evet evet, aynen. Bunu biraz anlatın hocam. Şimdi süreç nasıl işliyor? Şöyle söyleyeyim. Tabii zamanımız var. Öncelikle şöyle ifade edelim. Kişinin ne yapmak istediğini karar vermesi gerekir öncelikle. Nasıl ilerlemek istiyor? Temel eğitimi herkese tavsiye ediyorum. Küçük çocuklara bile öğretebiliriz. Çünkü anne oğul, anne kız gelen danışanlarım oluyor. Çok da mutlu oluyorum. Çünkü bir çocuğun enerji farkındalığı, bugün ben bu yaştayım ve 10 küsur yıldır eğitimler veriyorum. Daha önce bilmiş olsaydım hayatım nasıl olurdu? Hayatımızı almış olsaydık, enerjiyi bilmiş olsaydık, mahallemizde, şehrimizde, çocukluğumuzda bu olaylar olmuş olsaydı, modern enerji uzmanları, bu bilinçte olmuş olsaydık, hayat çok farklı olurdu. Hocam şunu ifade edeyim, eğitimlerimiz var. Temel bazı uzmanlık alanında. İnsanlar ne isterlerse modern enerji koçluğu, modern stres yönetimi uzmanlığı, eğitmenliği şeklinde. İsterlerse eğitmen olabilirler. Star Matrix, Supermind, ilişki koçluğu, modern enerji healing, emo trans eğitimimiz. Yani çok başlıklı uzmanlık eğitimlerim de var. Ama şunun altını çizelim bu eğitimleri tavsiye ederken. Enerji basit bir şey değildir. Niçin bilmeliyiz? Niçin öğrenmeliyiz? Enerji sadece insanları dönüştürmez. Enerji toplumları değiştirir. Enerji bilinci değiştirir. Enerji barışı, varlığı barışı,
yokluğu savaşa getirir. Enerjisi düşük bir insanın fiziksel gücü varsa şu an savaşlar oluyor. Sevgi bilmeyen kişinin frekansı düşüktür. Savaş -7'lerde, -8'lerde olan bir tablodur. Bakın, buna sebep olan kişinin bilinci orada. Eğer bu kişi, şimdi sevgi dolu kişileri düşünelim, atamızı düşünelim, kendi hayatımızdaki liderleri düşünelim, bildiğimiz babamızı düşünelim, mahallemizdeki bir öğretmenimizi, okulda bir öğretmenimizi düşünelim, muhtarımızı düşünelim. Sevgiyle kucaklayan birisini düşünelim. O kişinin enerjisi yüksektir. Ama bazen de enerjiyi yönetmeyi bilmiyoruz. İşte enerjiye hepimizin ihtiyacı var. Evet. Kendimizi ve hayatımızı değiştirmek için, barış için ve sevgi için. O nedenle tavsiye ediyorum hocam. Yani hocam, dünya enerjiden yüksek kişilerden daha fazla dolu olduğu zaman dünya daha da güzel olacak. Kesinlikle. Onu kesinlikle tek cümleyle söyleyebiliriz. Çünkü yüksek frekanslı hallerdeyken sevgiyi yayıyoruz. Sevgi dolu oluyoruz ve sevgi barışı getirir. Kesinlikle. Hocam, zamanımız doğdu. Çok sorumuz daha vardı ama başka bir programda gene sizinle görüşeceğiz. Keyifle. Sizi tekrardan bekliyoruz. Keyifle. Modern enerji eğitmeni Sayın Aynur Apaydın'a programa katılımından dolayı çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugün de geldik programımızın sonuna. Bir sonraki programda yine uzman kişilerle tekrar karşınızda olmaya devam edeceğiz. Sağlıklı kalın, hoşça kalın efendim. Sonhavadis.com sundu.